Evet arkadaşlar, oğlumuzun bedenini ve saçlarını yüz şekillendirmesini bitirdik. Eğer isterseniz buraya ağız boşluğu da oluşturabilirsiniz. Şimdi hemen kıyafetlerimize başlayalım. Kıyafetler için ilk olarak pantolondan başlamak istiyorum. Ben şöyle pantolonun bir parçasını ördüm. Bir diğerinde inşallah birlikte örmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar, pantolon için 25 tane zincir çekiyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 25 tane zinciri çektikten sonra şöyle iki ucu birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, iki ucu birleştirdikten sonra ilmeğimizi kaydırıyoruz. Şimdi burada iki zincir çekiyorum. Ve buraya 25 tane yarım trabzan yapıyoruz. Pantolonumuzu ilmek kaydırma yöntemiyle öreceğiz. Başını alıyorum. Zincirin bir katından alıp bir seferde çekiyorum. Başını aldım. Zincirin bir katından battım ve çektim. Bu şekilde 25 tane yarım trabzan yapalım. Evet. Bu şekilde bitirdik. Şimdi arkadaşlar, birinci sırayı bitirdik. İkinci sıradayız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 sıra, yani 11. sıraya kadar 10 sıra 25 yarım trabzanı düz örüyoruz buraya kadar arkadaşlar. Birinci sırayı bitirdik. İkinci sıradayız. Toplamda 10 sıramızı düz örelim. Evet, 11. sırama kadar düz ördüm. Şimdi 12. sıramdayım. Yine 2 zincir çektim. Aynı yere yarım trabzan yapıyorum. Şimdi 6 tane yarım trabzan örelim. 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan sonra bir tane arttırıyorum. Yani aynı yere çift battım. Şimdi 10 tane yarım trabzan örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine bir tane arttırıyorum. Sıra sonuma kadar düz örüyorum. Evet, 12'yi de bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi 12. Sıramızı bitirdik. 13. sıradayız arkadaşlar. Sıra sonunda yine ilmeğimi kaydırıyorum ve 2 zincirle sıramı bitirdim. Şimdi arttırmadan sonra bakın şurası 12, 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra. 11 sıra yine arttırma, eksiltme yapmadan 27 tane yarım trabzanımız oldu. 27 yarım trabzanı 11 sıra düz örelim. Siz yine de oyuncağınıza ölçerek yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şöyle pantolonun ucunu da kıvıracağım. Siz de kıvırabilirsiniz. Bakın bu şekilde gayet güzel duruyor. Şimdi 11 sıra düz örelim. Evet, 11 sıra ördüm ve her iki bacağımda da ipimi kopardım arkadaşlar. Şimdi şöyle tam eşitliyoruz. Bakın burası bacağımın ön tarafı olacak. Arkası da bu şekilde zaten ilmek kaydırmalarımızı yaptığımız için orada belli. Evet, şimdi tekrardan arkasını çeviriyoruz. Hemen ipimizi alıyoruz. Ve şöyle bir zincir yapalım. Bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Tutamadım. Şimdi her iki bacağın ortasından iki tane sık iğne ile birleştiriyorum. Evet, bacağımızı birleştirdik. Hemen bakalım. Gayet güzel. Şimdi burada arkadaşlar iki bacağı birleştirdikten sonra
yarım trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Yirmi yedi tane de bir bacakta vardı. Evet, ortaya kadar 27 yarım trabzanımızı düz örelim. Ne yaptık? İki sık iğne ile birleştirdik. Birleştirdikten sonra her iki bacaktan da 2 adet yarım trabzan eksildiği için bir bacağımızda 25, bir diğer bacağımızda da 25 tane yarım trabzanımız kaldı. Toplamda 50 adet yarım trabzanımız var. Şimdi bu 50 adet yarım trabzanı 2 ya da 3 sıra örmemiz gerekiyor. Onu da yine oğlumuza giydirerek karar vereceğiz. Şimdi ben birleştirme kısmına geldim. Orayı da size bir göstermek istiyorum. Evet. Şurasını sanırım birleştirdiğim sık iğne. Hemen bir diğer bacağıma atlıyorum ve burayı gayet sık örmeye çalışalım ki arada boşluk olmasın. Evet, az önceki çektiğimiz zincire kadar düz örelim. Şimdi sıra sonuma geldim. Hemen aynı pantolonda yaptığımız işlemi burada da tekrarlıyoruz. İlmek kaydırma ve 2 zincir. Şimdi arkadaşlar 2 sıra daha 50 adet yarım trabzanımızı düz örelim. Ondan sonra oğlumuza bir giydirip bakacağız. Sonrasında bir sıra daha fazla örmemiz gerekiyor mu? Karar vereceğiz. Evet, bakın şöyle bir görüntü oldu. Bir sıra daha örmek istiyorum. Ondan sonra şu kısımda farklı bir işlemimiz var. Onu ve eksiltmelerimizi yaparak pantolonumuzu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar bir sıra daha düz örelim. Ayaklarından dolayı pantolonu çıkarmak gerçekten biraz zor oluyor. Evet, bir sıra daha örüyoruz. Sıra sonuma geldim. Bir sıra daha düz ördüm. Şimdi ilmeğimi kaydırdım ve bir zincir çektim. Burada arkadaşlar hemen ipimizi şöyle kısa bir şekilde koparıyoruz. Şimdi pantolonumuzun arkadaşlar tam şöyle bakın orta kısmı burası. Orta kısmından şöyle bir iki sık iğne. Bakın bana şurası tam kafi. Buradan tığımı taktım. İki zincir çekiyorum. Bakın sadece öndeki flow kısmını alıyorum. Burayı alıyorum. Sadece 3 sık iğne flow olarak yarım trabzan yapacağız. 1 2 3 Evet. Burayı flow aldım. Şimdi her iki sık iğneyi alarak devam edeceğim. Şuradaki ipi de arasında yürütüyoruz. Sıra sonumuza kadar örelim. Sadece 3 sık iğneyi flow olarak yarım trabzanı flow olarak ördük. Geri kalanını normal her iki sık iğnenin loblarını alarak devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın sıra sonuma geldim. İlk başta yaptığımız 3 tane flow'un şimdi buradaki bloğlarını da örerek devam edeceğiz.
Buradaki 3 tane normal sık iğneyi, 2 tane normal sık iğneyi düz örüyorum. Arkadaki bloğuları da düz bir şekilde yarım trabzan yapıyorum. Ve sonuncu bloğu. Bakın arkadaşlar, buradaki amaç şöyle olması. Gayet de güzel oldu. Şimdi hepsinin aynı şekilde olması için, bakın, sonuncu yaptım, bir zincir çekiyorum ve ipimi şöyle kısa bir şekilde koparıyorum. Birkaç sıra bu şekilde örmemiz gerekiyor. Şimdi tekrardan ilk başa tığımı takıyorum. Eğer isterseniz arkadaşlar, şu anki öreceğimiz sırada benim gibi çıt çıtlı düğme kullanmayacaksanız, eğer normal düğme kullanacaksanız, burada düğme iliği oluşturmanız gerekecek. Şimdi onu da hemen söyleyeceğim. 2 tane zincir aynı yere tekrar batıyoruz. Tabi buradaki ipi de kesinlikle arasında yürütmemiz gerekiyor. Buraya bir tane yarım trabzan. Söylediğim gibi, eğer düğme kullanmak isteyenler için burada 2 zincir çekiyoruz ve 2 tane ilmek atlayıp üçüncüden örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde olacak. Ama ben çıt çıt kullanacağım için burayı normal bir şekilde öreceğim. Bunu daha söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar, yine oğlumuza giydirerek uzunluğunu kendimiz belirleyeceğiz. Son sırasında da eksiltmelerimiz olacak. Evet kızlar, şurada kestiğimiz ipi arasında yürütüyoruz. Her sırada bu işlemi tekrarlayalım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi yine koparıyorum. Şuradaki ipi de koparalım. Bakın, hiç sıkıntı olmuyor. Tekrardan örmeye devam. İki zincir. Bir yarım trabzan. Buradaki ipi de arasında yürütüyoruz ve devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, flow blow kısmından sonra orayla birlikte şurası flow blow kısmı 1 2 3 sıra ördüm. Normalde ben şurayı da örmüştüm ama fazla geldi. Çünkü son sırasında bir de eksiltmelerimiz olacak. O yüzden orayı söktüm. Yani şuradan itibaren 3 sıra benimkinde kafi geldi. Şimdi hemen çıkaralım ve eksiltmelerimizi yapıp pantolonumuzu bitirelim. Şimdi sonrasında pantolona bir de kemer takmak istiyorum. Yine burada 2 zincirle birleştirdim. Alalım. Şimdi arkadaşlar, düğme iliği koymak isteyenler yine burada 2 zincir çekip 2 sık iğne atlayacaksınız. Ben burada 3 sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. Şimdi burada bir tane eksiltiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1-2 tane atlıyorum. Bir adet yarım trabzan yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane yarım trabzan. 2 zincir. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir yarım trabzan. Bir eksiltme.
bir yarım trabzan. 2 zincir çekiyorum, 2 tane atlıyorum, 1 yarım trabzan, 1 eksiltme, 1 yarım trabzan. 2 zincir çekiyorum, 2 tane atlıyorum, 3.ye 1 yarım trabzan, 1 tane eksiltiyorum, 1 yarım trabzan. Bu şekilde sıra sonumuza kadar ilerleyelim. Eksiltmemiz tamamdır. İpimi kestim. Şunu da şuradan kesiyorum. Bunu da bir şekilde aradan saklarız. Evet, yine oğlumuza giydiriyorum. Pantolonumuzun eksiltmelerini yaptık. Bakın. Ben bir de şöyle 2 tane cep ekledim. Hemen onları da yapalım birlikte. Buraya da çıt çıt düğme taktım. Eğer bunu kullanmayacaksanız o zincir çektiğimiz yerlere normal düğmelerinizi sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen cepler için 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincirden itibaren 5 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1 zincir çekiyorum. Çevirdim. Şimdi ikinci sırada da aynı şekilde 5 sık iğne, 2, 3, 4, sonuncuya da battım, 5. Şimdi tekrardan bir zincir çektim, çevirdim. Yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 3 zincir çekiyoruz. 2, 3. Çeviriyoruz. Başını alıyorum. Hemen aynı yere bir tane üçlü trabzan deniyor sanırım. Bakın şöyle 1, 2, 3. 3 kez çektim. Başını aldım. Buraya ikili trabzan. 1, 2. Başını aldım. Hemen yanına yarım trabzan. Başını aldım. Battım. Bir seferde. Çekiyorum. Olmadı. Tekrar edeyim hemen. Başını aldım. Battım. Bir seferde çektim. Hemen yanındakine bir sık iğne. Onun yanındakine de ilmek kaydırma. Evet. Bir zincirle kapattık. Şurası olmadı benim ama. Evet arkadaşlar. Ceplerimiz bu şekilde. Aynısından bir tane daha örüyoruz. Onu da böyle çevirip sabitleyeceğiz pantolonumuza. İsterseniz bunları farklı tonlarda da örebilirsiniz. Benim ördüğüm şekil böyle. Pantolonumuza sabitleyelim. Şimdi sıra geldi ayakkabısını örmeye. Ayakkabısında da yine söylediğim gibi periya kullandım. Yani vücuttaki iple aynısı, sadece 2-20 numara tığımı büyütüyorum. Evet. Şimdi ayakkabı için 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci zincirden itibaren 5 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonda kalan bir zincirimin içerisine 3 kez batıyorum. Aynı zincire 3 sık iğne. 2, 3. Şimdi karşı tarafa geçtim. Buradaki ipi de arasında yürüteceğim. Karşı tarafta 4 sık iğne yapacağız. 1,
2 3 4. Sonda kalan bir zincirim var. Onun içerisine bir tane arttırıyorum. Bir kez arttırdım. Evet, şu anda toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane sık iğnem oldu. Şimdi ikinci sıraya geçtim. Hemen bir tane arttırıyorum. Dört sık iğne, 1, 2, 3, 4. Arka arkaya 3 kez arttırıyoruz. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam, üçüncü arttırma. Şimdi arttırmalardan sonra karşı tarafa geçtik. 4 sık iğne yapıyoruz. 1 örmüştüm. 2, 3, 4. Şimdi sonda kalan 2 sık iğnem var. Bunlara da 2 kez arttırıyorum. Toplamda 20 adet sık iğnem oldu. 4, 6, 8, 10, 12, 10, 16, 18, 20. Evet, 3. sıramdayım. Burada bir tek bir çiftle başlıyoruz. Bir tane tek ördüm, bir arttırdım. 4 sık iğne. 2, 3, 4. Burada da arka arkaya 3 kez bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek yaptım, bir çift birinci. Bir tek yaptım, bir çift ikinci. Bir tek, bir çift üçüncü. Şimdi yine 4 sık iğne. 2, 3, 4. Burada da arka arkaya bir tek bir çift yapıyoruz 2 kez. Birinci bir tek bir çiftim. İkinci bir tek bir çift. Evet, 3. sıramızı da bitirdik. Toplamda 26 tane sık iğnem oldu. 4. sıradayız. Son arttırma sırası. Bir kez 2 tek bir çift yapıyorum. 2 tek bir çift. Evet, 2 tek bir çiftten sonra 4 sık iğne. 2, 3, 4. Şimdi buradaki arttırmaları yarım trabzan şeklinde yapacağız. 3 kez arka arkaya 2 tek bir çift yapıyoruz. Yarım trabzan. 1, 2 tek, 1 çift. Başını alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Birinciyi bitirdim. 1, 2 tek, 1 çift. İkinci artırmamı da bitirdim. Başını aldım. Bir seferde çektim. Evet, 2 tek, 1 çift. Şimdi bundan sonrasını sık iğne olarak devam edeceğiz. 4 sık iğne, 1, 2, 3, 4. Burada da arka arkaya 2 kez, 2 tek, 1 çift yapıyorum. Evet, toplamda 32 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi arkadaşlar, arttırmalarımız bitti. Burada arka ilmeklerden alıyoruz sadece ve 32 tane bloğu olarak sık iğnelerimizi örelim. Her ikisini almıyoruz, arkadan alıyoruz. Bloğu kısmını bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. sıradayım. 6 ve 7'yi arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Toplamda 2 sırayı arttırma, eksiltme yapmadan düz örüp gelelim.
Evet, iki sıramı düz ördüm. Şimdi burada eksiltmelerim olacak. Şimdi 8. sıramdayım. 8 sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar burada 6 kez eksilteceğimiz için bakın şurası tam ortası. Bu tarafta 6 sık iğne kalması gerekiyor. Bu tarafta da 6 sık iğne kalması gerekiyor. Benimkinde 8 sık iğne tam oldu. Şöyle tutun. Evet, şurası tam ortası. 8 sık iğne tam geldi. Şimdi yarım trabzan olarak 6 kez arka arkaya eksiltiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Evet, eksiltmemiz bitti. Şimdi sıra sonumuza kadar düz örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi arkadaşlar son bir sıram kaldı. Şöyle yapacağım. 8 tane ilmek kaydırma yapacağım burada. 1 bakın böyle 2 3 4 5 6 7 8. Hemen yanındakine bir sık iğne yaptım. Başını aldım. Bir diğerine yarım trabzan yaptım. Burada da başını aldım. 2 tane ikili trabzan. Başını aldım. 2 sefer de çektim. Bir diğerine yarım trabzan yine. Onun yanındakine de sık iğne yaptım. Bakın şu görüntümüz oluşması için. Şimdi sıra sonuma kadar ilmek kaydırmalarıma devam edeceğim. 12 tane ilmek kaydırma olacak sanırım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, ayakkabımız bitti. Hemen ipimizi keselim. Oğlumuza giydirelim. Evet, gayet güzel. Şimdi şuradaki son bir işlemimiz kaldı. Onu da hemen krem ipimizle yapalım. Ayakkabımızı bu şekilde tutuyoruz. Ve bu son yaptığımız bloğu oluyor sanırım. Buradan ipimi taktım. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Yanındakine devam. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi kaydırarak örelim. İlmek kaydırmalarım da bitti. Ayakkabımız da bitti. Şimdi iplerimizi saklayacağız. Şuradan giriyorum. Bakın arkadaşlar, ipimiz kayboldu. İki ucu birbirine bağlıyoruz.
Şimdi şuradakini takalım. İplerimiz kalın olduğu için ıslatmadan iğneden geçmiyor maalesef. Bu ipi de bu şekilde saklayabilirsiniz. Veya ayakkabının çıkmasını istemiyorsanız ayakkabıyı ayağa da sabitleyebilirsiniz. Normalde ben çıkmayan ayakkabı tercih ediyorum ama bunda artık böyle oldu. Şuradan girelim. Tamam. Evet, ayakkabımız bitti. Şimdi hemen şu düzeltelim ve oğlumuza giydirelim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde çok tatlı bir ayakkabısı oldu. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ceketimizle devam edelim.